Herkese selamlar arkadaşlar. Biraz IFA telefonlarıyla gidiyoruz. Nova ve Nova Plus. Huawei'yi ben genel olarak severim arkadaşlar. Mate 8'ini çok beğenirim. Acayip beğenirim. Hatta Huawei Honor 7'yi çok severim. Mesela onu çok tavsiye ettiğim telefonlardan biridir. P9 inanılmaz güzel bir telefon. Kamerası çok güzel. Parmak izi okuyucusu zaten gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucusu arkadaşlar. Yapısı da çok İyi bir telefon yani. Hani elde tutuş hissi olsun, malzeme kalitesi olsun, ekranının kalitesi olsun. Hatta amiral gemilerinin arasında ekran olarak çok iyi bir yerde. Hani birincilik paylaşabilir. Mesela S7 ile işte Note 7 ile falan birinciliği paylaşabilir diyebilirim. Çok güzel bir ekran. Şimdi Note. Arkadan da kuş çarptı cama ya. Enteresan. Hani hayranlarım diyeceğim mi? Kuşlar işte, ne yapalım. Bize de hayran olan kuş oluyor yani. 5 inç Full HD ekran, 12 megapiksel kamera. Burada da monitör var da ben monitörden bazen bakıyorum arkadaşlar. Bütün telefonların özelliklerini aklımda tutamıyorum. İşte orada özelliklerini tutamıyorum ama bütün modellerin şeylerini falan biliyorum. Değerlendirebiliyorum öyle. 3 GB RAM, işte Snapdragon 625 var. 3000 mAh civarında pil. 3020. O 20'yi nereden bulup beklerler? O şeydir zaten. Ben hiç anlayamam onu. Bazı 3000 çıkar, bazı 3020, 3015 falan böyle saçma sapan şeyler. 3000'de geçişle. Ne uğraşıyorsun 20'siyle falan. Orta seviye bir telefon. Hani çok pahalı çıkacağını zannetmiyorum. Zaten pahalı çıkarsa kendi P9'ları piyasada P9'unu baltalamış olurlar. Bunda yine tek kamera ama şey olarak kasa yapısı olarak P9'a benziyor arkadaşlar. 5 inç ekran güzel bir ekran boyutu. Hani herkese hitap eden bir ekran boyutu. İşte 32 GB depolamasıdır, 3 GB RAM'idir. Snapdragon 625 bence güzel bir işlemci. Her işinizi görür, yeterli. Niye 820 değil, niye daha başka işlemciler değil, hiç takılmayın. Gayet güzel bir işlemci. Nova Plus 5.5 inç. Zaten Plus olduğu zaman biz genelde alıştık büyüyor. iPhone'dan da biraz şeyi var bunun herkesin aklında. 16 megapiksel kamera. Bu sefer OIS var bu kamerada. Şeyde Nova'da OIS yoktu. Onun 12 megapiksellik kamerası vardı ve OIS yoktu. Bunda yine 625 var Snapdragon. 3 GB RAM yine sabit. Bu sefer 3340 mAh'e çıkmış pil. Boyut büyüyor, pil de büyüyor. Çünkü genelde bunların boardları aynı boyutta oluyor, anakartları. İşte boş kalan yere pil koyuyorlar. Tabii Sony gibi böyle değişik firmalar 6 inç telefon yapıp ona 2700 mAh falan pil koyuyorlar. O benim mantık çerçevemin dışında arkadaşlar. İşte Nova'da Adreno 506 var. Nova Plus'ta da Adreno 506 var. Chipset olarak zaten aynı şey. Değişen ne var? Pilimiz var, ekranımız var ve kasa yapımız var arkadaşlar. Bunların malzeme kalitesi açısından benim hiçbir şeyim yok yani endişem yok. Ekranı da çok güzel olacaktır. Kasası da çok güzel olacaktır. Çünkü Huawei'nin genel olarak şeyi böyledir yani. Hep iyi gider. Mesela iPhone'lar da böyledir. Hiçbir zaman kasası kötü bir iPhone demeyiz yani kendimiz. Malzemesi çok kötü falan. Tamam bükülen falan oldu ama sonra hemen onu da çözdüler. Hallettiler. Mesela onlarda da bir malzeme kalitesi vardı. Mesela HTC artık yeni serilerinde falan hep metal kasa. Hiç sorun yaşamazsınız. Yani aklınıza da şunu demezsiniz. Ya ben bu telefonu düşürsem hani batır kütür kırarım. Yarın gün soyulur eder falan demezsiniz. Genelde bu sorunları biz çoğunlukla Samsung'da falan yaşıyoruz. Ben kendim mesela Samsung severim. Çünkü nasıl severim? Çünkü Note kullanıcısıyım. Note serisine bayılıyorum. Hep Note serisinden gidiyorum kullandığım telefonlarda. Şimdi diyeceksiniz abi bir tane Note almışsın. Yıllardır onu kullanıyorsun. Ama olsun. Siz onu karıştırmayın. Yani seviyorum genel olarak Note serisini. Onlarda böyle soyulma vesaire problemler oluyor. Mesela S7'de işte parmak izi okucunun üstündeki şey soyuluyor. Orası böyle çıtır şey oluyor. Böyle çizgi çizgi oluyor falan. Bunlarda hiç öyle bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bence parmak izi okuyucusunu da P9'da aynı kullanmışlardır. O da çok hızlı olacaktır. Bence takip edilmesi gereken telefonlardan birisi de bu. Nova 7 de Nova Plus'ı daha çok kendime yakın buluyorum. Çünkü büyük ekranı seviyorum ama küçük ekran, daha küçük ekran olsun isteyenler için Nova'yı beklemelerini tavsiye ederim. Bence güzel fiyatlardan geleceklerdir ve çok güzel telefonlar görünüyor. Bunları bir görelim. İncelemeye de gelecektir. İnceleyelim. Tekrar konuşalım arkadaşlar. Ama beni IFA'da en çok meraklandıran telefonlardan birisi Nova Plus oldu diyebilirim. Çünkü ben buna çok güzel bir fiyatta geleceğini düşünüyorum. Umarım beklediğim gibi de olur. ZTE Axon 7 biliyorsunuz. Genelde bunu Xiaomi Mi'nin falan rakibi olarak da çok konuşuruz. Çünkü ikisi de hani Çinli biraz da fiyat performans telefonları falan. Çok soran oluyor bu telefonu. Ben de arkadaşların sorusu üzerine ZTE yetkililerini aradım. Telefon ne zaman gelecek diye sordum. Telefonun Ekim ayının ortasında geleceğini söylediler. Bence
merakla beklenmesi gereken bir telefon. Çünkü Snapdragon 820 olsun, işte 4 GB RAM'i, 64 GB'lık depolaması, işte 20 megapiksel f1.8 olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Kamerası, sonra 5.5 inçlik 2K ekranı, 3250 mAh güzel kaliteli pili olsun. Hani çok güzel bir telefon kağıt üstünde. Ben tasarım olarak da şeye benzetiyorum. HTC'nin bir önceki versiyonlarına falan benzetiyorum. Çok benziyor. Çünkü stereo hoparlör falan da görünce direkt ben HTC'yi anımsıyorum onda. Güzel bir tasarım. Parmak izi okuyucusu var. İşte güzel bir kamerası var. Güzel bir ekranı var. Benim ekran konusundaki tek endişem, işte gelince göreceğiz onu da, parlaklığı yüksek midir değil midir konusunda biraz endişelerim var. Çünkü Blade 7 ve Lite incelemiştik, V7 Lite'ı. Onda ekran parlaklığını biraz düşük bulmuştum. Ama bu tabii daha amiral gemisi seviyesinde bir telefon olduğu için bunda öyle bir sorun olacağını, yani %1 falandır ihtimal diyeyim. Çok fazla ihtimal vermiyorum. Dediğim gibi stereo hoparlör benim çok hoşuma gidiyor. Zaten HD sesi destekliyor arkadaşlar. USB Type-C'yi kullanıyor. Güncel standardımız biliyorsunuz. Gerçi bazen kablo bulmakta da insan zorlanıyor yani. Şu an bütün telefonlar geçmediği için herkes de Type-C'li kablo bulmak zor oluyor. OIS desteği var kamerada arkadaşlar. Bu da çok iyi. Özellikle bunu Sony'de zaten çok eleştiriyorum. Adamlar sensör üreticisi, hiçbir telefonda koymuyorlar. Şeyde kullanmışlar, geçen gün incelediğimiz XA Ultra'da. Onu da ön kamerasına koymuşlar, arka kamerasına, ana kamerasına koymamışlar. Böyle enteresan işler yapıyorlar. İşte wireless'te AC desteği vesaire var. Hani daha genel olarak özellikler hepimizi cezbediyor. İşte Corning Gorilla Glass 4 filan. 5 olsa daha güzel olurmuş ama tabii 4 çıkalı da bayağı şey oldu. Az bir zamanda olmadı. Bu telefon bayağıdır şeyi dolanıyor piyasada, yani söylentisi. Dediğim gibi Ekim ayının ortasına gelecek. Fiyatla ilgili bir bilgi yok. Ama hani şöyle bir fiyatla çıkarsa, ne bileyim 1800-2000 filan, bence hani değerlendirilir, harika bir telefon görüntüsü var. Çünkü mesela şeyi de söyleyebilirim. V7 Lite'da şöyle bir şey vardı. Kendi kasa kalitesi inanılmaz iyiydi. Hani o telefondan çok çok güzel de telefonlarla karşılaştırılabilirdi. Bunun da bence malzeme kalitesi, hani kendi metal malzemesi olarak çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Ben bu telefonu merakla bekliyorum arkadaşlar. Sizin de eğer şu an telefon alma gibi bir niyetiniz varsa ve almadıysanız, yani 1-1,5 ay falan bekleyin derim. Bu telefonu bir görelim. Bu telefon bize kesinlikle gelecektir. Bir inceleyelim. Biliyorsunuz ben daha farklı bir inceleme yöntemim var. Kullanıyorum, zorluyorum, içini dışını falan kurcalıyorum. Hata çıkması için bayağı bir uğraşıyorum telefonlarla. Böyle bir sorun, bir şey varsa telefonu, ben zaten onları bulurum. Hani yine böyle videolarımızda falan konuşuruz. Doğru bir telefon tercihi yapmış olursunuz. Çünkü ben telefonu aldığım zaman 3-4 sene kullanıyorum. En kötü mesela Note 2'yi kullanıyorum hala. Kaç senelik telefon yani. Şimdi aldın mı iyi bir telefon olacaksın. Kullanacaksın yıllarca. Ben böyle düşünüyorum. Siz de zarar etmeyin. Ben görüyorum her sene telefon değiştiren adamlar var. Gerek yok ki böyle bir şeye. Şimdi bu donanımı aldınız. Şimdi Note 5'i almış adam. Note 7'ye geçeyim mi şimdi? Hadi geçtin, ne değişecek? Hayatın mı değişecek yani? Hiçbir şeyin değişmeyecek. Çok belki bazı yerlerden kayıp bile yaşayacaksın. Mesela maddi olarak yani kayıp yaşayacaksın. Bir önceki telefonu almışsın, ilk çıktığında 2700 liraydı. Şimdi bunu alacaksın 3600 lira. Yani değmez böyle şeyler arkadaşlar. Ne bileyim, Note 3 almış olan bir adam bence şu an Note 3'ü kullanır yani. Hiç de bir sıkıntısı çekmez. Hatta işte ben Note 2'yi kullanıyorum yani. Teknoloji editörlüğü falan yapıyoruz. Yani işim gereği falan da çok işim oluyor yani telefonla. Çok fazla işlem yapıyorum. Ne bileyim, bankacılık işlemi de yapıyorum. Hatta AutoCAD'de dosya bile açıyorum. Benim işimi görüyorsa kimin işini görmeyecek? Bir kameradan dolayı sorun yaşarsın. Hadi diyelim. Ama o da çok fazla hayatını etkiler mi bilmiyorum. Bu telefonda kamerası canavar gibi. Ne bileyim, değerlendireceksen mesela Xiaomi'nin Mi 5'ini değerlendir. Bunu değerlendir. Hepsi güzel telefonlar. Malzeme kalitesi olsun. Hani bunlar Çin telefonu gibi değil. Eskiden Çin telefonu gelirdi. Basması basamazsın yani. Kapasitif ekran yok. Ama artık böyle bir şey yok. ZTE dediğim firma dünyanın yarısının telefonunu üreten firmalar yani. Bunlar Foxconn'dur, ZTE'dir falan. Böyle firmalar yani bunlar. LG'nin V10'unu ben çok severdim. Açık söyleyeyim. Hatta almak istediğim telefonlardan birisiydi. Ama tabii ki biraz cimriyimdir biliyorsunuz. Ölücü bir yapımız vardır. O yüzden tabii ki paraya kıyıp almadım. İncelemeye başladığım zaman, hani scroll'a başladığım zaman V10 incelenmişti zaten. Yani çok fazla da kurcalama fırsatım olmadı. Böyle çok önemli teknoloji kanallarından birisinin editörlerinin birisi de bunu kullanıyor yani. Şimdiden böyle şey vereyim. Onun elinde de görmüştüm. Hani öyle kurcaladım, murcaladım falan. Hoşuma da gitmişti. Başka arkadaşlar da falan böyle vardı. Aldım.
Bayağı güzel bir telefon. Hani kasa yapısı falan çok güzeldi. Şimdi V20'yi de ben heyecanla bekliyordum. Yalan yok çünkü teknolojiye meraklı adamlarız. Ama V20 beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben tasarım olarak çok beğenemedim. G5'i cilalamışlar. Hani G5'i V20 şeyine getirmişler diyeyim, hani boyutlarına falan getirmişler gibi bir şey hissettim ben. Yine Snapdragon 820, 4 GB RAM, tamam, 3200 mAh batarya, tamam, güzel. Bunların hepsi güzel. Şu 16 megapiksellik kamerası, işte 8 megapiksellik geniş açı kamerası, 5.7 inç ekran falan. Hepsi güzel ama ne bileyim, tasarım beni cezbetmedi ya. 4 GB RAM tamam, hadi hoşumuza gidiyor. Snapdragon 820 artık alıştık. Hepsine alıştık falan. Ama ne bileyim, yani bir insan biraz daha şeyi bekliyor yani, ve onun kasasını devam ettirin. Hani o güzel bir tasarım var, onu devam ettirin. Belki de bunu da beğenen çıkabilir ama ben çok beğenemedim açıkçası. Hani ben biraz daha V10'da kaldım. V10 bence hani V20'yi aldırmaz. V10'u olan adam V10'la devam eder. Hani çift kamera bu telefonu aldırmaz gibi geldi arkadaşlar. Ne bileyim, Type-C'ye geçmesi falan tamam güzel, eyvallah. Ama var ya, acayip takıldım yani V10'a. Şimdi söylediklerimden de anlıyorsunuzdur. V10 konusunda çok takıldım. Umarım telefon güzel bir fiyatla girer. V10 yüksek girmişti, ben hatırlıyorum. V20 en azından güzel bir şeyle girer, fiyatla girer. Bir de LG G5'te yaşadığımız o ekran problemi. Yok 850 nits'tir bilmem nedir falan. Hep hikaye çıktı biliyorsunuz. Onları da ilk bizim kanalda söylemiştik. Çünkü biz bayağı bu konuda iddialı olduk. Herkes yok abi sen nasıl göremezsin. Ben lansmanda dedim ki bu telefonun ekranı görünmüyor dedim. Arkadaşlar bana yazdı, abi dedi 850 nits'i göremiyorsan dedi neyi göreceksin, kör müsün dediler. Dedim ki ya herhalde dedim ben bir ayarı falan yapamadım. Çünkü bazen otomatik alıyoruz falan orada. Ya çünkü demo telefonlar da oluyor yani, adam getiriyor lansmana, daha çıkmasına 15-20 gün var. Demo telefon da oluyor yani, daha bitmemiş ürünler oluyor. Ben dedim herhalde öyle bir şeydir. Hani benim hatamdır falan dedim. Ama incelemeye geldi telefon, kutusunu ben açtım yani. Telefon görünmüyor arkadaş. Hani bildiğin karanlık telefon. Böyle bir ekran kalitesi yok. Bildiğin hani nasıl diyeyim ben sana. Bazen birine Çin malı bir telefon verirsin direkt anlar. Çünkü ekran kalitesidir. O kadar şey bir ekran geldi bana. Tesadüfi güneş ışığına falan çıktık yani. Yolda göremiyorum telefonu. Çünkü günlük hayatta da kullanıyorum ben bunu test etmek için mecburen. Zaten en büyük sorunlarından biri de o. Test ettiğim telefonu kendim kullanıyorum. Kullanınca bir ona ayar kur, bir ona program kur, bir daha sonra ona. O da benim zorluğum. Diğer telefonda da mesela böyle sorunlar yaşadık. İnşallah bu telefonda böyle bir şey olmaz. Ben bunu birazcık Note serisine, işte böyle büyük ekranlı telefonlara rakip olarak çıkardığını düşünüyorum LG'nin, ama ne bileyim, keşke kasayı hiç değiştirmesi, hiç değiştirmeseydi, sadece donanımı değiştirseydi. Ben LG G5 incelemesinde de söylemiştim. V10'un kasasına G5 donanımını koysaydınız gayet memnun olurdum. Tamam, bu mesela V20'yi bana aldırabilecek tek şey çift kamera olurdu. Başka bir şey konusunda ben onu tercih etmezdim. Benim G5 kullanan arkadaşlarımın da en çok sevdiği şey arka taraftaki geniş açılı kamera. Başka bir özelliği de açıkçası hani iyi ki bunu almışım dedirten bir özelliği yok zaten telefonun. İşte o LG'nin arkadaşları muhabbeti vardı. O zaten patladı. Neyse V20 bir gelsin arkadaşlar. İncelemede de görelim. Belki de incelemeye geldiğinde telefon bizi çok fazla cezbeder. Çok iyi bir pil ömrü sunar. Çok iyi bir kamera performansı sunar. Çünkü kamera donanım yazıyor işte 20 megapiksel, 15 megapiksel, 16 megapiksel her neyse. Ama bu da onun işlemesi var. Ham fotoğrafı güzel işlediği zaman daha güzel sonuçlar çıkarabiliyor. Aynı sensörü kullanıp bir tanesine rezalet bir fotoğraf çıkıp bir tanesine çok iyi bir fotoğraf çıkabiliyor. Bunları da bir görelim. Ondan sonra V20'yi tekrar konuşuruz arkadaşlar. Ama ben hala V10'da kaldım diyebilirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.